Göğüsten kopan kök hücrelerin anne kanında dolaşıp deri, karaciğer ve dalak gibi organlara yerleşmesi ve uzun süre özelliğini koruyabilmesi mikrokimerizm denir. Buna göre mikrokimerizm olayının anne bireyde durumlarından hangilerine katkı sağlayacağı beklenir. Mikrokimerizm birçok farklı hastalığın oluşumunda sebep olabileceği düşünülmüştür. Ancak otoimmün olmayan hastalıklarda ve sağlıklı bireylerde de mikrokimerizm görülebilmesi, mikrokimerizm hastalık nedeni olmaktan ziyade doku hasarını onarma amaçlı görev aldığı düşünülmektedir. Bunun için hasarımı onarmasından dolayı karaciğer ve dalak kanserinin önlenmesinde, bağışıklık sisteminin güçlendirilmesinde, yaşlılığa ait belirtilerin geç ortaya çıkmasını sağladığı düşünülmektedir. Çünkü buradaki kök hücreler diğer hücrelerin yerine geçebilmekteydi. Cevap E seçeneğidir. Embriyonik gelişimle ilgili yargılardan hangisi yanlıştır? 1. Zigotun bölünmesiyle başlar. Embriyonik gelişim spermle yumurta döllenir. Döllenmeyle zigot oluşur. Daha sonra bu zigot mitoz bölünmeler gerçekleştirir. Doğru. 2. Tek bir hücreden farklı doku ve organlara sahip karmaşık bir organizma oluşturur. Embriyonik gelişimde zigot mitoz bölünme geçirerek önce hücre sayısını arttırır. Daha sonra hücrelerde farklılaşma olur, dokulu organlar ve daha sonra sistem en sonunda organizma meydana gelir. 3. Mitoz ve meyoz bölünmeler sayesinde sürdürülür. Yanlış. Embriyolojik gelişim sadece mitoz bölünme vardır. Meyoz bölünme yoktur. Cevap C seçeneğidir. Embriyonun gereksinimleri ve bunların karşılanması ile ilgili açıklamalardan hangileri doğrudur? 1. Plasenta oluşana kadar endometrium kılcallarından karşılanır. Buradan difüzyonla beslenir. 2. Oksijen ve besin gereksinimi belirli bir süre sonra plasenta aracılığıyla karşılanır. Doğru. Ondan önce endometriyumdaki kılcallarla sağlanıyordu. Daha sonra plasenta oluşur. Plasentada çocuğun kanıyla annenin kanı birbirine karışmaz. Difüzyonla gaz değişimi gerçekleşir. 3. Birinci aydan sonra atıkların uzaklaştırılmasında plasenta rol alır. Doğru. Çünkü burada plasenta oluşuyor birinci aydan sonra. Bebekte oluşan atık maddeler anneye verilir. Anneden dışarıya atılır. Cevap E seçeneğidir. Embriyonal gelişim sürecinde fetüs aşağıdakilerden hangisi bakımından anne bireye ihtiyaç duymaz? Anne karnındayken fetüs dolaşım sistemi çalışır, sinir sistemi çalışır, iskelet kas sistemi çalışır. Fakat solunum sistemi, boşaltım sistemi çalışmaz, sindirim sistemi çalışmaz. A. Hücresel solunum için oksijenin sağlanması anneye ihtiyaç duyar. B. Antijenleri etkisizleştirilmesi için antikor üretimi anneden antikor çocuklara geçebilir. D. Dokularına oksijen taşıyan eritrosit yani alveol üretimi anneye ihtiyaç duymaz. Çünkü çocuk kendi alveollarını kendisi üretir kemik iliklerinde. D. Hücresel solunum sonucu oluşan karbondioksitin uzaklaştırılması anne tarafından gerçekleştirilir bu. E. Hücre metabolizmasında oluşan amonyağın atılması yine bu da anneden dışarıya atılır. Çünkü fetüsün boşaltım sistemi çalışmamaktadır. Cevap C seçeneğidir. Bu süreçte ovülasyon, segmentasyon ve embriyonun rahme tutunduğu bölümler aşağıdakilerin hangisine doğru olarak verilmiştir? Yumurtanın ovaryumdan fallopi tüpüne geçmesine ovülasyon denir. Zigotun morulayı meydana getirmesine segmentasyon bu hızlı bir mitoz bölünme evresidir. Blastositin anne rahmine tutunması, burada baktığımız zaman blastosit oluşmuş. Blastosit endometriyuma bağlanıyor. Embriyonun rahme tutulması da üçüncü sırada gerçekleşir. Cevap A seçeneğidir. Embriyonik gelişim sürecinde dokuların ve organların yapılarında meydana gelen değişimler, biyolojik fonksiyonları ilerleyip olgunlaşmasını sağlar. Buna farklılaşma denir. Gastrula safhasında hücrelerde farklılaşma meydana gelir. Bu durumu embriyonik hücrelerde olaylarının hangilerinin gerçekleşmesiyle
doğrudan ilgilidir. Mitoz bölünmeyle oluştuğundan dolayı hücrelerin genetik yapısı birbirinin aynısıdır. Fakat farklı dokular ve organların oluşması aktif genlerin farklı olmasından kaynaklanmaktadır. Bir, kardeş kromatitlerin ayrılması mitoz bölümünde olduğu için bu farklılaşmaya neden değildir. Bölünme hızının yüksek olması bu da farklılaşmanın bir nedeni değildir. 3. Hücre topluluklarında farklı gen çeşitlerinin aktive edilmesi, farklı gen çeşitleri aktive edildiklerinden dolayı farklılaşma meydana gelir. Farklı dokular ve farklı organlar bundan dolayı oluşur. Cevap C seçeneğidir. Segmentasyon sürecinde mitoz hızla gerçekleşir ve embriyoyu oluşturan hücreler küçülür. Bu durum hücrelerin bölünmesinde olayların hangilerinin gerçekleştiğini kanıtlar. 1. Bölünme olduğuna erişmeden mitozun gerçekleşmesi. Burada hücre sürekli küçüldüğünden dolayı demek ki hücreler büyümüyorlar, büyümeden bölünüyorlar. 2. DNA replikasyonu yapılmadan bölünmenin başlaması. DNA replikasyonu olmadan bölünme gerçekleşmez, onun için yanlıştır. 3. Kardeş kromatit ayrılması olmadan bölünmenin tamamlanması. Kardeş kromatitler olmadan bölünme tamamlanmaz. Mitoz bölünmede ana faz evresinde kardeş kromatitler birbirinden ayrılır. Cevap A seçeneğidir. Embriyonik tabakaların farklılaşarak özgül organ sistemlerini oluşturması olaylardan hangilerine bağlı olarak ortaya çıkar? Embriyonik tabakaların oluşmasında aktif genlerin farklı olmasından kaynaklanır. 1. Farklılaşma olur, hücre göçleri olur ve hücrelerde programlanmış ölümler gerçekleşir. Özgül doku ve organlar meydana gelmiş olur. 1. Hücre şekillerinin değişime uğraması, farklılaşma demiştik, bu olur. 2. Hücre göçlerinin gerçekleşmesi. 3. Programlanmış hücre ölümlerinin gerçekleşmesi bu yapıların farklı olmasını sağlar. Cevap E seçeneğidir. Bir biyoloji öğretmeni embriyonik gelişimle ilgili kavramları ve bu kavramların açıklamalarını içeren bir tablo hazırlıyor. Öğrencilerine kavramlar ve açıklamaları doğru bir şekilde eşleştirmelerini istiyor. Buna göre öğrenciler kavramlar, açıklamalar aşağıdakilerin hangisindeki gibi eşleştirmelidir? Büyüme, mitozla hücre sayısına artışına büyüme deriz. 1. B olmalı. Gelişme, doku ve organların biyolojik fonksiyonlarında ilerleme ve olgunlaşmasına da gelişme deriz. Mor olan hücrelerin dut şeklinde bir araya gelerek oluşturdukları yapıya da morla adını veririz. Cevap C seçeneğidir. Aşağıdaki şekillerde plasenta, göbek kordonu ve bunlarla ilgili yapılar gösterilmiştir. Buna göre aşağıdakilerin hangisine ulaşılamaz? A. Bebek plasenta aracılığıyla uterusa tutunur. Doğru. Plasenta çocuğun anne rahmine bağlanmasına yardımcı olur. B. Plasenta ile bebek arasında bağlantı göbek kordonu ile kurulur. Burada baktığımız zaman göbek kordonu oluşuyor. Anneden gelen maddelerin çocuğa buradan geçmesi göbek kordonuna. Yine çocuktaki atık maddelerin de anneye göbek kordonundan verilmesi gerçekleşir. C. Bebekte oluşan antikorlar göbek kordonu sayesinde anneye geçer. Yanlış. Bebekte oluşan antikorlar anneye geçemez. D. Bebek ile anne birey arasında madde geçişi villus boşluklarında gerçekleşir. Doğru. Buradaki boşluklarda annenin kanı ile çocuğun kanı birbirine karışmaz. Buradan difüzyonla maddeler çocuktan anneye, anneden çocuğa geçer. E. Anne ile bebek kanı birbirine karışmaz. Zaten karışmadığını söylemiştik. Cevap C seçeneğidir.